günah kebairlerden uzak duruyor. Hani hadis-i kutsi var ya, kul farzları yerine getirmekle Allah'a sevgili bir iş yapmış olur. O artık farzları yerine getiriyor. Farzları yerine getirince o kimse ne yaptı? Mülhümeye geçti. Artık o farzları yerine getiriyor. Onun böyle tatlı tatlı kalbine ilhamlar gelmeye başladı. İnce ince. Onun farzları sımsıkı yapıştı o. Artık onun namazları kaçmıyor. Artık o bile bile günah kebair işlemiyor. Nefisle mücadele de devamlı uyanık halde. Mülhime, ilham alan, ilham edilen nefis. Artık o kalbi Cenab-ı Hakk'ın ilahi ilhamına, ilahi varidatlarına hazır olmaya başladı. Üzerindeki siyah lekeler beyazlamaya başladı. O boyuna kalbi cilalıyor. Böyle aman farzlara dikkat ediyor. Aman yanına nafileler eklemeye başlıyor. Bir şeyde haramiyet var, onu uzak duruyor. Allah muhafaza eylesin. Böyle artık o kötü huylarını terk ediyor. Güzel yerine güzel ahlakı koyuyor. Bizim yolumuz mücadele yolu. Biz sorumluyuz. O yüzden biz mükellefiz. Mükellef olduğumuz için biz cüz-i irademizle, aklımızla mücadele edeceğiz. Bizim yolumuz cüz-i iradeyi reddeden bir yol değil. Ben cüz-i iradeyi reddeden bir kimse değilim. Ahlakın mücadeleyle güzelleşeceğini ve düzeleceğine inananlar. Biz dinimizi mücadele ederekten yaşarız. Yoksa nefsimizi bırakırsak hiç kimsenin canı namaz kılmak istemez. Biz mücadele ederiz. O yüzden o kimse artık böyle yavaş yavaş iyiyi kötüyü öğreniyor. Onun kalbine yavaş yavaş ilham gelmeye başlıyor. Şems suresi. Ayet 10. Nefse ve ona bir takım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerine ilham edene yemin ederim ki nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir. Bu normalde 7. ayetten 10. ayete kadar. Bu normalde bu 10. ayeti unutmayın. O ta Safiye makamında da bu ne olacak? Bizim elimize yapışacak. Bize lazım olan ne? İyilik ve kötülüklerine ilham edene. O nefse iyiliği ve kötülüğü ne yaptı? İlham etti Cenab-ı Hak artık. Onun o nefse ilham gelmeye başladı. Buna dokunma. Buna dokun. Bu haram. Bundan uzak dur. Bunu yeme. Oo, burada sıkıntı var. Buradan yürü. Buradan git. Buradan atla. Kalbine ilham geliyor. Bunun oluşması için o kimse devamlı zikrullah halinde olacak. Zaten bunun başında o kimse esmasını gör. O bu esmasını alır. Onun kalbinde hu 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 tabiri caizse kuku kuşu gibi. O istese de istemese de hu 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 o etraftan da bunu duymaya başlar. Yani kendi kendine la la ilala la la ilala la la ilala la la ilala ardına la la ilala hu la 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 illallah, la la illallah. Yolda gidiyor, hu yerlerden ses geliyor. Döner, ah yok orada duvarmış ya. Duvardan hu ses geliyor. Hayli süliyet oluştu. Ah bir baktı şeyhi, eyvah buradaymış ya. Gerçekmiş gibi görür onu. Bir bakar şeyhi, hu. O da başlar, hu. Onun kalbine ilham geliyor. Başlangıç bu. Şimdi kapıdan Cemil girecek. Bak Cemil giriyor. Wow, Cemil girdi gerçekten ya. Kalbine ilham geliyor. Ah, başladı. Yani evi, ah bir anda evin kapısının önüne geldi. Ah bir anda evi geldi önüne. Ah bir anda hanımını gördü. Ah yemeği yakıyor.
dayanamadı. Yemek yemiyor. O da duydu orada. Lan herif orada mı ki ya? Kurtulamadık mı adamdan? Yemek yemedi. Lan hayalledin mi yoksa? Koşturdu. Gerçekten yemiyormuş yemek. Eyvah dedi ya. Ben onun sesini duydum. Bu esmasının tecelliyatları bunlar. Bunları yaşamayan bilmez. Onun kalbine ilham geliyor. O dışarıdan da duymaya başladı artık. Zikrullah'ta zikrullah yapılıyor. Allah Allah, Allah Allah. Ama 3-4 tane sakallı toplanmış. Oradakiler Allah derkenler Allahu, Allahu, Allahu. Oradakiler Allah diyor ya. Onlar da esmayı ekliyorlar. O topluluk Allahu, Allahu. Bu ismini duyuyor. Önceden ne duyuyordu? Bir anda Allah diyordu. Aa tamam. Kalbinde birden geliyordu. Şimdi hu gelmeye başladı. O normalde Allah muhafaza eylesin. O kimse ne yaptı? Nefsi onun iyilikleri ve kötülükleri görmeye başladı. Ve o kimse iyi olmaya gayret etti. Artık o kötülüklerden sıyrılıp kötülüklerden arınmaya başladı. Naziye ayet 40-41 Rabbinin huzuruna çıkacağından korkup kendini şehvi arzularından koruyana gelince artık o kendini şehvani arzulardan koruyor. Hayvani nefisten koruyor kendisini. O hayvanlıktan, hayvanilikten kendini arındırmış. Kendini koruyor. O Rabbinin huzuruna çıkıp hesap vereceğini artık düşünüyor. O yüzden o kolay kolay günah kebairlerden uzak duruyor. Onun kalbi de artık ilham almaya başladı. Akıl olarak, beden olarak günahlardan uzak durdu. Kalbi de ilham almaya başladı. Furkan ayet 71 kim tövbe edip salih amel işlerse şüphesiz o Allah'a hakkıyla yönelmiş olur. Artık o tövbe etti günahlardan. Bir daha tövbe etti günahlara dönmüyor artık. Levhanede dönüyordu. Şimdi dönmüyor artık. Şimdi o ne yaptı? Kendisini Allah'a yönlendirdi. O hakka yöneldi. Ve hakka yönelişinin tecelliyatı salih amel işlemeye başladı. Yani haram işlemiyor artık. Haramdan elini eteni kesti. Haramdan dilini kesti. Haramdan gözünü kesti. Harama başlangıcın ilk adımı gözdür. Harama bakarsan kalbine leke gelir anında. Bu nedir? Bir kadına şehvetle bakmak. Bir erkeğe şehvetle bakmak. Bir harama bakmaktır. Meyhane bakarsın, harama giriş yaptın sen. Bakma meyhaneye de. Hayır. Gözünü haram olan her şeyden sakındır. Haram olan kadının eteğinin boyu sadece o değil. Haram işlenen yere de bakma. Bir yerde açıktan alenen haram işleniyor. Gözünü alenen haram işleyen yerden sakındır, uzaklaştır. Haramın başlangıcı, tekrar söylüyorum, insanın gözüdür. O mümin erkeklere ve kadınlara söyle, gözlerini haramdan uzak tutsunlar. O zaman bir kadınla göz göze gelme, bir erkekle göz göze gelme. Gözünü haramdan uzak tut. Bakma, orasını burasını göreceğim diye uğraşma. Gözünü haramdan uzak tut. Orada içki içilen bir yer var. Bakma kardeşim oraya. Açıktan haram işleniyor bir yerde, bakma. Açıktan bir adam, bir kadınla birbirlerine yumulmuşlar, gidiyorlar yolda. Bakma ya. Bakma. Kendini ne yapacaksın? Uzaklaştıracaksın. Tekabül ayet 16. Gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun. Emirlerini dinleyin. Sen gücünü yettiğince onun emirlerini dinle. Haramdan uzak dur. Allah muhafaza eylesin. İtaat et Allah'a.
Ayet-i Kerime'de diyor ki, Allah'tan korkun, emirlerini dinleyin, itaat edin. İtaat edin, emirlerini dinleyin, itaat edin. Burada nefisle mücadele var çünkü. Bu esnada itaat etmemek aklına gelir. İtaatsizlik gelir, disiplinsizlik gelir. Dinlersin, dinlemek iyidir. İtaat etmediğin zaman dinlemenin bir anlamı yoktur. Burada insanların ayaklarının kaydığı yerlerde bunlar. O kimse dinler çok güzel. Sohbette de dinler şeyhini. İtaat etmez. Dinlemenin arkasından gelecek olan şey itaattir. Dinledin, itaat et. Dinledin, itaat et. Duydun, itaat et. Dinleyip itaat etmezsen dinlemenin bir anlamı kalmadı. Birine diyorsun ki yapma, yapıyor. Ya ne anlamı kaldı sana yapma deyişimi? Gitme, gidiyor. Ne anlamı kaldı? En büyük problem itaat etmeler. Efendim şunu şöyle yapalım da bunu böyle. Bunu böyle. Yok, itaat etmiyor. Dinliyor. Çok iyi. İtaat yok. Allah muhafaza eylesin. Ancak dinleyip itaat edenler kurtuluşa erecekler. Allah muhafaza eylesin. Öyle diyor çünkü. Bu sizin için hayırlıdır. Dinleyip itaat ederseniz, ayet-i kerimenin devamında öyle diyor. Bu sizin için daha hayırlıdır. Allah bizi onlardan eylesin. Amin. O yüzden bu noktada o kimsenin nefsine kötü şeyler de ilham edilir. Bunlara uyma. Buradan gitme. Bunu yapma. Bunu etme. Ve öbür taraftan da iyi şeyler de ona gösterilir. Mesela cimrilik yapma, cömertlik yap. Karşılığı nedir? Cömertliktir. Namazını kılmamazlık etme. Karşılığı namaz kılmaktır. İtekler senin kalbine gelir ilham. Ve sen bu noktada o mücadeleyi vermekle mükellefsin. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden o kimsenin kalbinde hak da vardır, batıl da vardır. O kimsenin kalbinde haram da vardır, helal da vardır. O kimsenin içerisinde iyilikler de vardır, kötülükler de vardır. O kimsenin üzerinde tamamiyetle iyilik hakim olmamıştır daha. O kimsenin kalbi tam olarak berraklaşmamıştır. Kötülük de vardır. Orada öğreti de vardır çünkü. O kimse fuludur daha. O böyle bir an gelir, bütün her tarafın huy esmasını çektiğini görür. Bir an bir bakar, hiçbir şey yok. Bak ben bir şeyler yaptım der. Tövbe etmeye başlar. Zikrullah'a başlar tekrar. Tekrar toparlamaya başlar. Doğrusu odur onun. Gene toparlandı. Ama tekrar düşebilir mi orada? Düşebilir. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden normalde böyle dördüncü makama doğru, dördüncü makamın halleri o kimsenin üzerinde tecelli de edebilir. Üçüncü makam, o hani müminin halleri de tecelli edebilir. Arada gider gelir o böyle. Tam sabit olmaz. Dervişler için en tehlikeli yerdir. Evet. Dervişler için iki tane tehlikeli yer vardır. Mülhime ve mutmainne. Dervişlerin en tehlikeli yeridir burası. Yani bir bakmışım o mülhime'de takılmış kalmış, öyle kalabilir de. Bir bakmışım mülhime'de levamiye, levamiye'de mülhime, mülhime'de levamiye, levamiye'de mülhime. Orada takılmış kalmış, o böyle kırık plak gibi orada duruyor. Silkelenemiyor bir türlü. Tehlikeli ya. Bugünkü derviş kardeşler için tehlikeli yerlerden üç makam. Devame, mülüme, mutmainne. Dervişlerin büyük bir çoğunluğu bu üçünün arasında dolaşır. Devame, mülüme, mutmainne. Mutmainne de olan kimse de kendini şeyh görme hastalığına düşer. Allah muhafaza eylesin. O yüzden normalde burada o kimse
yakışıklılığı kendine rehber edecek. Kanaat ehli olacak. Mühimmedeki kimse alçak gönüllü olacak. Bunlar böyle bunlara dikkat edecek. Sabırlı olacak. Mühimmedeki kimse sabırlı olacak. Yani erkek kadın büyümeye geldi. O güne kadar eşi laf söylemedi. Eşi laf söylemedi. O zamana kadar bir sıkıntı görmüyorsun. Sıkıntı görmeye başlarsın. Sabır lazım. Asil lazım. Kanaatkarlık lazım. Etrafındaki insanların hatalarını görmeye başlarsın. Onu hem hata yaparlar hem özür dilerler. Özürlerini kabul edeceksin. Bir yanlışlık yaptım, özür dilerim. Helal hoş olsun kardeşim, özrümü kabul ettim. İşin gücü nasıl gelsin. İnsanlara bu noktada hüsnü zanma isteyeceksin. Mühimenin ahlaki tecelliyatları. İnsanlara hüsnü zanma ister. Yok canım ya, bu adam vardır bir sıkıntılı işi. Şu insan kaydırır ayağını. Hüsnü zammesi, iyi bir kardeşimizdir. Muhakkak iyidir, Allah razı olsun. Bir sıkıntımız yok. Hüsnü zam. İnsanların içerisinde bu noktada kendi kendine iyi ahlakını belirtmeye başlayacağım. Sen zaten alçak gönüllü olduğunda, tevazu sahibi olduğunda, insanları affettiğinde, insanlara sert davranmadığında, senin etrafında insanlar toplanmaya başlayacak. Zakir, etrafında kimse yok. Allah Allah, neden? Alçak gönüllü değil. Neden? Sert tabiatlı. Neden? Affetmiyor insanlar. Hayır. Yok, hizmet et. Sen insanlar mahşer neşir ol. Burada bir kimse sevabını da günahını da Allah'ın yardımıyla biliyor artık. İlham ediyor. Ya bu normalde artık bu mülhümenin sonuna doğru böyle öyle bir hal olur ki insanlardan dervişler uzaklaşmaya başlarlar. Kendi kendine öyle bir his gelir. Yani şu sohbet. Yani sohbet derken bu sohbet değil. Ya şu akrabalar gitse de bir ana zikretsen ya. O hale bile gelir. Anne, baba, eş, dost, çoluk, çocuk. Böyle bir kendimi alsam ya. Ya şöyle bir dağa çıksam, bir kulübe yapsam da. Orada Allah'ı zikretsem. Böyle o hale gelir onlar. O yüzden şeyh lazımdır o kimseye. Dikkat edin. Şeyh bunu dağa çıkarmaz. Şeyh onu münzevi bir hayat yaşatmaz. Ben neden mecbur kılarım derse gelin diye? Kalabalık görmek için mi? Hayır. O kimse kendi kendine der. Ya ben evde zikrullahımı yaparım. Uzak dursun. Geçeceğim şimdi orada dedikodu olacak. Değil. Bizde münzevilik yoktur. O derse gelecek. O sohbete gelecek. Münzevilik yok. O kenara çekilmeyecek. Hayattan kopmayacak. Ruhbanlık yok bizde. Yok. O kimse hayatın içerisinde olacak. Allah muhafaza eylesin. O yüzden normalde o kimse böyle aşk hali onda vurur bazen. Aşk hali vurduğunda uçası gelir. Der ki ya ben ruhlar alemine bir katılsam ya. Şu dünyadan bir kurtulsam. Şuradan bir duvardan öbür tarafı bir geçiversen ben. Bu halle hallenir. Allah muhafaza eylesin. Amin. O yüzden bu zikri, bu halin zikri hu esmasıdır. Tevhide mana verirken de la mabude illallah. Allah'tan başka mabud yoktur diyedir. Mana verir. Allah muhafaza eylesin. O yüzden normalde bu noktada o kimse artık böyle bu halde bir daha önce
işlemiş olduğu günahlara hiç dönmez. Burası çok önemli. Mülhimeyi sabitleyen hal, o dervişin daha önce işlemiş olduğu günahlara hiç dönmemesidir. Bakın, hal budur. O, tekrar söylüyorum, işlemiş olduğu günahlara bir daha dönmez. O mülhümede oturur. Bakın, o mülhümede oturur. Önceden namazı kah kılıyordu, kah kılmıyordu. 5 vakit namazını kılıyor. 30 Ramazan orucunu tutuyor. O önceden işte ya arada böyle de bir gıybet de diyordu. Etmiyor artık. O dedikodu de diyordu. Etmiyor artık. O iftira da ediyordu. Etmiyor artık. O suizan da besliyordu. Beslemiyor artık. O anneye babaya laf da söylüyordu. Söylemiyor artık. O eşine hakaret ediyordu. Etmiyor artık. O eşini küçük görüyordu. Görmüyor artık. O insanları küçük görüyordu. Görmüyor artık. O insanların aleyhine de işler yapıyordu önceden, yapmıyor artık. Kesinlikle o kimse de daha önce işlemiş olduğu günah-i kebairler sıfır. Bakın, günah-i kebairler sıfır. Bir kimse mülhümede oturmak istiyorsa günah-i kebair sıfır. Farzlar da bir tamam yerine geliyor. O zaman mutmainliğe çıkıyor. Günah-ı kebairler sıfır, farzları sımsıkı yerine getiriyor. Farzları sımsıkı yerine getiriyor. Birisinin kadın erkek ağzından küfür çıktı. Mülhümede işi yok onun. Hakaret çıktı. Mülhümede işi yok onun. Açık açık konuşuyorum ki herkes kendi nefsini ona göre hizaya çeksin diye. Ha, kim gelmiş ya? Ne barbarası ya? Aman bırak ya şu barbarası ya. Gitti. O kimse mülhümede değil. Bakın, o kimse mülhümede değil. Tak bakayım, sen burada ne oturuyorsun orada ya? O kimse mülhümede değil. Kesinlikle değil. Kimse kendisini farklı bir aynada görmesin. Kimse. O kimseden günah-ı kebair çıkmaz. Çıkmadı, farzları yerine getirdi. Hadis-i kutsi, farzları yerine getirmesi Allah'ın hoşuna giden en güzel şeydir. Mülhüme.